Özellikle yeni mezun arkadaşların devlete atamalarıyla ilgili büyük bir problem var. Çok ciddi alımlarda düşüklük var. Yani daha önce eski bakanlarımızın verdiği işte 5.000 alımlık sözler maalesef yerine gelmedi. Onun haricinde de devlete değil de özelde çalışan hekim arkadaşlarımızın en büyük problemleri hem gider kalemlerinin gittikçe artması ve bunu hasta sahibine anlatmada ciddi bir problemimiz var. Özellikle hani büyük baş kısmı biraz daha zor. Kedi köpek yapan hekim arkadaşlarımızın yine muhatap olduğu kesim biraz daha bunu piyasadan ve gördüklerinden biraz daha olumlu karşılarken, ama maalesef bizde o durum pek iyi yaşan. Pet shoplar maalesef biliyoruz ki yani hayvanların alınıp satıldığı bir yer. İnsanlarımız da buna maalesef rağbet ediyor. Rağbet etişinde böyle bir sektör oluşmuş oluyor. Tabii hayvanların uzun bir süre yalnız bir yerde tutulması ciddi manada stres faktörlerine neden olabiliyor. Yani vatandaşlarımızdan tavsiyemiz satın alma, sahiplen sloganıyla söylüyoruz. Yani mümkün olduğu kadar satın almasınlar. Satın almadıkları zaman ister istemez böyle bir durumda gittikçe azalacaktır. Soğuk köpeklerin saldırganlığıyla alakalı şöyle söyleyelim. İlk başta yani saldırgan bir köpek hiçbir zaman böyle hani gördüm hemen saldırayım öyle bir durum olmaz. Muhakkak bir uyarıcı olur. Yani çok nadiren nadir olaylarda böyle ciddi manada saldırgan bir köpek haricinde genelde pek saldırganlık olmaz. Ama bir uyarıcı olduğu zaman veya bir sataşma olduğu zaman köpekler saldırır. Yani o noktada vatandaşlarımıza tavsiyemiz bir yerden geçtikleri zaman kesinlikle çocuklarıyla beraberlerse mümkün olduğu kadar direkt temasa geçmesinler veya onunla böyle bir sert bir diyaloğa girmesinler. Ya özellikle çocuklarını tutsunlar yani o noktada dikkat etsinler. Onun haricinde eğer yani olur da saldırı gerçekleşti, sakinliklerini korusunlar ve en yakın böyle çıkabilecekleri bir yer varsa ilk başta oradan çıksınlar. Eğer çıkamıyorlarsa ilk başta mümkün olduğu kadar boyun bölgesi çok önemli çünkü burada hem vena dediğimiz büyük bir venamız var, arterlerimiz var. Yani burayı muhafaza etmeleri lazım yani ölüm riskinin gerçekleştiği yerler. Bu bölgeleri muhafaza ettikleri zaman yani koldur, ondan sonra boyun bölgesidir. Bu tarz yerleri muhafaza edip böyle bir yuvarlama hareket dediğimiz biraz daha böyle çömelip kendini muhafaza etme şekilde durabilirler. Eğer kaçabiliyorlarsa en kısa yerden yani böyle çok fazla şey olmayacak yani hani darbe yemeyeceği düşündüğü bir yer varsa mümkün olduğu kadar en kısa yerden kaçmaya çalışsınlar. Özellikle de sokak köpeklerinin ciddi manada artması ve bu saldırıların artmasına bağlı olarak ciddi bir fizibilite raporunun çıkarılması lazım. Yani bakanlıkların o noktada harekete geçmesi lazım. Ve kısırlaştırma oranlarının daha da artması lazım. Fakat kontrollü bir kısırlaştırmanın daha da artması lazım. Buraya özgü bir şeyler de yapılabilir. O noktada yapılırsa bence hem sokak köpeklerini de muhafaza etmiş olur hem kendimizi de muhafaza etmiş oluruz diye düşünüyorum.